Cümleten selamlar. Aleyküm gönlü güzellerim. Elmasın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım. Hayırlı sabahlarınız olsun. Ben bugün dolma yapacaktım. Bu dolmam bir kenarda dursun. Bugün Arzu'yu davet ettim kahvaltıya. Şöyle yumurtalarımız haşlanıyor. Un kutumuz çıktı. Elmas bacınız ne yapıyor? Pişi yapacağım canlarım. Bir su bardağı, bir çay bardağı kadar da süt ekledim. Kaşar rendeledim. Beyaz peynir ekledim. Biraz maydanoz getirdim bahçeden. Bir tane yumurta kırdım. Bir kabartma tozu. Bir tatlı kaşığı da tuz attım. Şöyle azıcık da pul biber ekleyeceğim. Biz acıyı hepimiz ailece çok seviyor. Akşamdan nohut ıslattım. Dün denemesini komşularım nohut yemeği yaptık dedi. Canım çekti. Şöyle patates kızartacağım. Onu da soydum, yıkadım. Suyunu sütsün diye oraya koydum. İbrahim Paşa'mı okula gönderdim. Akşam düğünden çıktık arkadaşlar. Serpil ablama gittik kahve içmeye. Arzu bize kahve yaptı. Oradan da geldik. Saat 12 idi. Kemal dayım aramış. Ondan sonra çay koy geliyor dedi. Çay koydum. Gamberle birlikte geldiler. Saat 2'ye kadar oturduk. Şimdi de saat 8.30-9'a geliyor. Ben şöyle yavaş yavaş pişilerimi, patateslerimi koyayım. Saat 10 gibi gelecek dedi Serpil. Arkadaşlar ben bu pişinin hem hamuruna hem yapılışına, lezzetine gerçekten bayıldım. Geçen gün yaptık, bir tane bile kalmadı. Bir de hiç içine yağ çekmiyor. Çok güzel özelliği var. Hamur o kadar güzel ki şöyle açtıkça insanın açası geliyor. Hele bir bakın. Ne yapışıyor, ne bir şey oluyor. Birazcık kalın yapacağım bu sefer. Geçen gün iyice incelttim. Gerçi yine kalın oldu da. Tahtamın aldığı kadar yapıyorum canlar. Arkadaşlar bu şekilde pişilerimi kestim. Şöyle göstereyim. Şekillendirdim. Görüyorsunuz pek de güzel oluyorlar. Hiç ele yapışmayan bir hamur. Şöyle hemen yağsını da hazırladım. Geçen gün birazcık ız yağda kızarttıydım. Onun yağsı az oldu Elmas. Birazcık çok yapsaydım daha güzel kızardı diyen takipçilerim olmuş. Arkadaşlar ben hani bol yağ çekmesin diye yaptım ama hamuruyla alakalı hiç yağ çekmedi. Bugün şöyle birazcık bol yağda kızartım diyorum. Yağım ısınsın. Pişilerimi de yavaş yavaş pişireyim. Bu arada patatesim de kızarıyor. Yumurta haşlanıyor. Pişim de piştikten sonra bir de çay demlerim. Bizimkiler gelir o zamana kadar.
sevgili takipçilerimiz, patateslerimiz çok güzel kızarmış, görüyorsunuz. Hiç karıştırmadım. Kendi halinde şöyle bol yağ ile kızarttım. Bu arada pişilerim bitti. Son hali. Ve bizim biz kalkana kadar döktürmüş vallahi. Evet, bunlar uyandırırken hepsinin ağzına bir de götürdüm, bir yedim. Tadına bir bakın, kadın gayrı değil. Pişinin tadını duyanlar, ağzına alanlar geldi. Şu biraz daha kızarsın değil mi? Kızarsın birazcık daha. Geliyorlar mıymış? 10 gibi gelmedi dediler. 10 dakika kaldı. Hiç gelmedi. Çayımı da şeye koydum, kettle'ım arkadaşlar. Şimdi ocağımı çektim mi onu da bir kaynattım burada bir de. Ben de yumurtaları soyayım. Aynen. Her şimdi yumurtalarımızı soysun. Soframızda görüşürüz o zaman. Günaydın dostlar. Eşim Adana'nın hepiniz hoş geldiniz. Ellerine sağlık eşimin ve havanın. Hazırlanmışlar. Benim pek katkım olamadı. İşte de teyzem döktürmüş bana. Aynen. Ne olsun yine sen de getirdin ya götürdün. Tamam. Eniştem de balımızı boşaltmış. Onu da şimdi götürürüm giderken. Bekliyoruz. Hacı yolu bekler gibi. Bacımın yolunu bekliyor. 10'da geliriz diyordu. 15 dakika geçti. Alo. Ne demem alo. Niye geç kaldılar böyle? Her şey soğudu valla. Çekiyor mu? Hayır çekiyorum. Şöyle yakından bakalım. Yakından da gösterdim. Evet. Arkadaşlar çörekleri de falan ısıttım şöyle. Demiştim konuşmasını yaptı. Şimdi ablam bardaklarımız da hazır. Çayımız da hazır. Aynen. Şöyle bir daha gösterim. Bizlere afiyet olsun inşallah. Onda beklenen misafirlerimiz geldi. Abdullah geldi. Kimi de... Neydi? Abdül geldi. Buyurun. Kahvaltımız hazır canlar. Arzuyla Serpil ablama hazırladım bu kahvaltıyı. Afiyet şifa olsun. Arkadaşlar biz pazara geldik. Eldivenimizi gel. Dur bir dakika. Abası gözüyor. Pazara geldik. Bizimkiler beni bıraktı gitti. Şimdi gelecekler. Bakalım neredeler. Hani onlar bizimki değil. Onlar benim izleyiciler. Bizimkileri bekliyorum canlar. Annemin telliğini kaç aydır getireceğim diyorum. Yağmur yağıyor, unutuyorum. Leyla anneme küçük numara almıştık. O da olmamış ayağına, hiç giymedi. Şöyle şurada telliğini değiştirdik. Geri 39-40 aldık. Aslında 39 oluyordu anneme. 39 yuvamış 40 aldık. He. Bir bol olsun dedik. Şimdi Haviş'i bekliyorum. Hava böyle rüzgarlı. Perşembe pazarı aslında öteki taraflar daha kalabalık. Burada kimse yok gibi de. Peşin pazarı ayrı mı? Nasıl? Peşin pazarı ayrı mı? Burası Kulaca ait. He. Perşembe değil mi? Perşembe. He. Niye bizi yanı diyor? Ne diyor? Perşembe pazarı diyor. Evet. Ha, daha orada geliyor benimkiler. Hesap bir mana. Arkadaşlar bir tane kargom vardı şalvar. Onu verdim postaneye. Ali ablamıza İstanbul'a gönderdik. Şöyle göstereyim. Parkta oturuyor Davut Altan'la, şekeri yiyor. Ekrem hocamızın şekerini. Geçen bana verdiydi. O da Davut'a kısmet oldu bir tanesi. Bir tanesi de bana. Güzel mi şeker? Sevdin mi? Sen burada otur. Havayla Arzu da şey para çekiyorlar bankamatikte. Kayınvalidemle öteki örümceğim de orada bekliyorlarmış. Sıra bekliyorlar havayla. He. Orayı da şöyle bir göstereyim. Şu dut dalında görüyorsunuz bunlar mordur dut oluyor. Yazın hep dökülüyor. Yiyen bile olmuyor. Yüzüne bakan olmuyor. Şöyle bizimkiler de sıra bekliyor. Herkes kendini gölgeye atmış. Daha pazara gidemedik. Çıkamadım ben. Bunlar bir gitti geldi. Biz bir şey almadık ki birbirimizi öldürdük geldik geri. Vallahi. Davut durmamış arkadaşlar. Ablam diyor sen burada otur biz alışveriş yapalım gelelim diyor. Tamam dedik. Arkadaşlar biz pazardan geldik. Şurada hemen komşumun yemeği var. Davetimiz var Serkan'la bana. Oraya gidecek. Pazardan gelince ablam gibi evine gitti Arzu'yla. Aslında bir kahve içsek güzel olurdu ama oraya davetliydik. Şöyle lalelerim görüyorsunuz büyüyor. Hediyemi de aldım. Ne oldu zeytinim? Havişim. Hadi gidelim. Bu arada havayı soranlar var. Bilmeyen takipçilerimiz var. Tabii doğal, en doğal hakları. İşte kız Cem diyorsun ya. Ayhan nişanlısı mı? Ney bu? Kim bilmiyor diyenler de var. Hiç sonradan izleyenler var herhalde. Ya da en başta bakmayanlar var. Hava ablamın kız arkadaşlar.
En büyük bacımın kızı, benim de yeğenim. Misafir olarak bizde kalıyor. Kayısları görüyor musunuz? Maşallah maşallah. Tam öğlen şeysine davet. Saat 1:30-2'ye geliyor. Hava! Anahtarı oraya attım teyzem, balkonda. Burada çalışılacak da çalışacak adam yok. Ben biraz kendime ara verdim. Çalışmayacağım. Çünkü öyle gerekiyor. İnceye kadar yaptım da sanki iyi mi oldum? İnanın toz biber sattım, salça sattım. Bir 5 kilo 5 patlak yağ aldım. O işte el elde baş başta diyen hesabı. Bu da erik. Farklı bir erik. Şu da kendiliğinden olan kayısı. Şu iyi de dallarını Mustafa enişte getirmiş. Şu çubuklarımız budanacak. Bunlar herhalde tutmadı. Bol su vereceğim bunlara. Tek bir şu tutmuş bak. Belli zaten o da patlamış tabandan. Üstünü keseceğim. Şu armudanayım nasıl can vermiş Rabbim. Kurban olduğum Allah'ım. Vallahi bildiğin kuru ağacıdı. Kuru ağaçlara can veren Allah'ım. İnşallah çoluğu çocuğu olmayanlara da çoluk çocuk verin. Çok dua edenler, dua isteyenler var. Hamilelerin duası kabul olur. Ne olur bize de dua et. Bizim de çocuğumuz olsun diyenler var. Allah'ım inşallah hazinesinde bol Rabbimim. Ne muratları varsa isteyen ne istiyorsa onu versin. Ev isteyene ev versin. Ben her zaman diyorum araba isteyen araba versin. Çocuk isteyene çocuk versin. Hayırlı bir eş isteyenlere eş versin. Her şeyin hayırlısı olsun. Şöyle Haccapla'nın tarlasından gidiyor bugün. Haccapla daha bahçeyi sürdürmedi. En iyisini etti. Biz de sürdürdük. Bir ot çıktı. Karaluklara bakmalı. Bunlar hep giyinir. Çıtlık. Haccapla diyor ya ben diyor boşa diyor. Yazıya yabana gitmişim diyor. Asıl diyor ot bahçemdeymiş diyor. Abiş. Haccapla da biberlerin üstünü açmış arkadaşlar. Ekerken sizlere gösterdiydim. Bakalım onunkiler büyümüş mü? Maşallah büyümüş. Şöyle. Ama susamış bak. Büzütmüş. Susamış. Nasıl büzütmüş bak hele bir yazık. Ay. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan geçelim. Geçen sene şurası suvan yeriydi arkadaşlar. Onu da iyi toplamamışlar görüyorsunuz. Suvanlar yeniden çıkmış. Tavuklarını da salıyor. Eğer salmasın bunun iki katı büyür su var. Hemen şurada Zahide ablanın yemeği var. Mahallemizi bir gösterim. Eşini, dostunu, akrabasını, konusunu, komşusunu çağırmış. Kendisi de benim izleyicim zaten. İzlesin yemeğini bugün. Bugün günlerden perşembe. Dün videomu atamadım. İnternetimde sıkıntı vardı arkadaşlar. Bu videoyu büyük bir ihtimal cuma günü atarım. Cuma günü de Nevşehir'in devlet hastanesine gidecek. Kontrolüm için şöyle abiler var. Sevgili takipçilerimiz Allah kabul etsin. Yemeklerini dua ettiler. Kur'an okudular. Görmediklerimizi gördük. Sohbet ettik, çayımızı da içtik. Gidiyor hava diyor ki teyze nasıl güzel oldu ya diyor. Değişiklik oldu diyor. Amin. Oradaki teyzeler de dua etti. Kur'an okudular. Tebareke Amme'yi okudular. Bir sürü de dua ettiler. Gazeteki şehitlerimiz olsun. Ondan sonra. Çocuğumuza. Bayrağımız inmesin dediler. Dostumuza, düşmanımıza. Herkese ezanımız dinmesin dediler. Bize de gözyaşı geldi orada. Duygulandık. Şimdi evimize gidiyor. Akşamdan arkadaşlar söylediğim gibi domatesine biber kurusu çıkardıydım. Onları biraz suda haşlayacağım. İç harcı yapacağım. Bulgurlu, pirinçli, bol soğanlı, domatesli. Yaprağı da bakalım iyi yaprağımız varsa aşağıdakilerimizde. Yaprak da sararır. Şöyle çok değil de bir iki sıra. Zaten karnımız tok. İpen de okuldan gelmiş babasının yanına gitmiş annem yok diye. Bu arada biz ağzımızı açana kadar ilk özünü açmış. Şurada bir sürü taş vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Ben çiçeklerime saksı yapacaktım kenarlarına. Ayhan'dan Serkan'a dedim
Kornu dersen getirttirim de derim. Bakın götürmüşler. Biz ağzımızı açana da ilk gözünü açmış. Aynı patatesi götürdüğümüz gibi ilk de taşı götürmüş. Yani sakse çekişi bitti. Işıkta nohut ıslattıydım. Nohutu haşlasam da dolaba mı atsam ki? Hafif böyle pirinç pilavlarımın içine falan iyi oluyor. Serkan seviyor nohutlu pilavı. O ıslandı zaten. Onu şöyle düdüklüğe koyacağım. Bir 10 dakika kadar fışırlatacak. Ondan sonra da poşet, et poşetlerine birer yemeklik koyup soğutup koyacağım. Derin dondurucuya. Ablama da selam olsun Belçika'ya, yeğenime. Bizi izliyorlar efeme. Bay bay. Herkese selam olsun. Mutfağımızda görüşürüz sevgili takipçiler. Arkadaşlar biz pazardan geldik. Pazardan neler aldık? Şöyle 4 kilo kadar salatalık aldım. 3 kilo kadar da domates aldım. Yeşil elma aldım. Şöyle kilosu 20 TL'ydi. 2 kilo yeşil elma aldım. 1 kilo biber aldım. Leyla annemin de telliğini değiştirdim. Şöyle bunu aldık. Öteki numarası yoğunmuş. Ondan sonra burada ne var? İbrahim'in azığına koymak için 1 kilo kırmızı elma aldım. Şöyle 1 kilo da Kızılkayalı Ayşe teyzeden ıspanak aldım canlar. Şimdi mutfağımda ne yapıyor elmas bacınız? Suyumu koydum. Şöyle kaynıyor. Hemen kuruluklarımı, kuru domatesimi, biberimi atıyorum. Ben bu şekilde haşlıyorum arkadaşlar. Açıyor, açtırıyorum. Bazısı da kettle'da su kaynatıp atıyorum herhalde. İki defa üzerine döküyorum şu kaynar suyu. Ama bu şekilde daha güzel açılıyor. Ve bu biraz az gibi mi ki? Yeter herhalde. Acık da yaprak. Şöyle iki sıra kadar da yaprak getirim. Onu da haşlayacağım. Oradan geldi. Şöyle pişiyle çikolata yedi teyzeleri. Nohutum da burada. Hemen nohutumu da şöyle suyunu süzdürüm. Ben bunu dün ıslattım. Ondan sonra şimdi bunu düdüklüğe koyup haşlayacağım. Nohut yemeği yapacaktım. Biz yarın yokuz. Yarın Nevşehir'e gideceğiz. Onu unuttum. Yarın da ne onun adı? Dolmalık yemeğim olursa onu hazır olur. Bu nohut yine kalır. İki tane oldu mu yenmiyor çünkü. Şimdi bunu haşlayacağım. Düdüklüğe koyayım. Şöyle sıcak suyumu da açayım. Bir 15 dakika kadar haşlasam yeter. Fazla kendini salmasın nohut. O zaman kabuklar çıkınca sevmiyorum canlar. Pilavda da pişiyor ya. Yeterli suyu. Şimdi bunun da ağzını kapatıp arkadaşlar ben aşağıda şöyle 5-6 ekmek suladım. Ekmeğim sulandıktan da biberim haşlanmış herhalde. Ağzını da kapattıydım biberimle domatesimi. İyice az da olmuş. Bir sürü olmuş. Yeterli bence. Şöyle suyunu süzdür çıkarım gayrı. Fazla da öldürürsem domatesim sarılmaz arkadaşlar. Sarılmaz hale gelmez. Güzel koktu mutfak. Sanki yaz gelmiş gibi oldu. Biz şimdi domatesi biberi alıyoruz da pazardan. Dünyanın da parasını veriyor ama bu yazınki yaptığımız, ettiğimiz domatese bibere uymaz. Ne lezzeti ne de görünüşü. Yazın yaptığımız her şey doğal. Şöyle. Bu da yazdan koyduğum yine yaprağım arkadaşlar. Kilerimden aldım geldim. Şöyle biraz haşlayacağım. Tuzlu değil bu. Sevgili takipçilerim bu yaprağım tuzlu değil. Yazın yeşil haliyle atıyordum. Bakın soranlar oluyordu. Elmascığım çürüyor mu çürümüyor mu diye. Çok soranlar oldu. Hiçbir şey olmuyor canlar. Şöyle yaprağımı açayım. Dürdüğüm vaziyette duruyor. Bakın. Ne çürüme var. Ne kokma var. Bakın. Gördünüz mü? Şöyle. İki sıra olsa yeter. İçine dat katsın. Yaprağımı.
Sen ona yaş koydun, çürüdün diyen takipçileri de oldu. Bana yorum yapan. Ama hiçbir şey olmamış gördüğünüz gibi. Kaynayan suyumun içine yapraklarımı salıyorum. Şöyle dürdüğüm yaprakları da açayım. Bunları bu şekilde haşlayayım canlar. Bu haşlandıktan sonra iç harcını yapacağım. Dışarıda bir soğan doğrayayım. Gözüme gitmesin burada. Dışarıda ana baba günü gibi aynı. Böyle bir ayrı rüzgar var sevgili takipçilerimiz. Aşırı derecede rüzgar var. Başkanımız ilan etmiş. Rüzgar esecek. İşte çocuğunuzu kontrol altına alın diye. Bu arada ben biberle domates haşladığım suyumun içine katıyorum. Görüyorsunuz haşladığım yapraklarım hiçbir şey olmaz. Bu yapraklar kimin yaprağı? Nereden bastım hatırlamıyorum. Şöyle pek eli yüzü düzgün değil ama yine de sarılır mı sarılır. Yeşil olur bu. Birazdan görürsünüz. Böyle buzlamayıp da koyduğunuz zaman yeşil yaprak oluyor canlar. Buradan hiç bir sürü yaprak çıkar. Akşam akşam bunu bir saralım. Kendimize iş çıkardım. Biz bugün temizlik falan yapmadık. Hiçbir iş yapmadık. Sabahleyin kahvaltıyı hallettik. Ondan sonra da ben bulaşıkları makineye koydum. Eve süpürge bile tutmadan pazara gittik. Şimdi iç harcımı yapacağım. Aşağıdan bir de domates sosu getiririm. Ekmeğim de alıştıysa onu da dünleyeyim gelin canlar. Şöyle 5 dakika ağzını kapadım haşlansın. İç harcını yaparken görüşürüz inşallah. Sevgili takipçilerim yoruldum. Şöyle salçamı da aldım geldim kilerimde. İnip inip çıkıyorum yoruldum. Ay, su da sıcağımış. Elimi yaktım. Salçamı yerine yüzünü bir yıkayayım. Kendimin yapmış olduğu salça arkadaşlar. 2 senelik herhalde bu salça. Salçaya hiçbir şey olmuyor. Şöyle pirincimi de yıkadım. Suyu süzülsün diye onu da koydum canlarım. Bu arada ben kırık pirinç kullanıyorum. Dolmalarım için bu suyu aldım. Şimdi soğanlarımı şöyle bir yıkadım. Robottan geçireceğim. Benim de doğramayacağım. Gözüme gidiyor. Arkadaşlar bu orada dursun. Benim gözüme gitmeden şöyle aşağı bahçemden toplamış olduğum maydanozumu da güzelce yıkadım. Suyunu da şöyle süzdürüm. Bismillah diyelim. Bunu da doğrayalım. Küçük küçük. Bu arada Sevdalım'la Süheyla gelmiş bana canlar. Evde bulamamışlar. Pazardan uğramışlar. Elektrikli motorlarının şarjı bitmiş. Elmas'a gidelim demişler. Bir kahvesini içelim. Bir de motorumuzu şarja takalım. Öcük doğsun eve giden arada demişler. Beni bulamamışlar. Ben de diyorum niye telefon açmadan geldim. Komşudaydım diyorum. Vallahi kontrol mü yoktu dedi. Şarjım mı yoktu dedi. Onu da anlamadım. Yok şeyim yok. Kontrol yoktu. Herhalde mi? Hı hı. He. Kuşlarımız çıktı. Vatana millete hayırlı olsun. Benimkiler bu çıkarmış. Vallahi benim gayet de var. Duyuyorum, görüyorum beni. Teyzeye niye bir bereketli. Arkadaşlar aslında şey
Dereotu da olsa güzel oluyordu da. Ben seviyorum. İlkay bacımın tarifi bu. İlkay bacım iyi yapar, yapar sarmasın. Yakın olsaydı onu da çığırırdık. Bir solukta sarardı. Biz dolmaları doldurduk, o da yaprakları sarardı. Gerçi ha işim var. Şimdi il değiştiririz. He. Sen dolmaları doldurursun, ben de yaprağı sararım. Ha işim de canı sarar, iyi sarar. Kendimize şöyle iyi bir yer ayarlayalım hava. Aynen. Aralığa serelimizi cacık, arkamızda dönelim. He, orayı iyi. Altımıza da birer minder koyalım. Ben şöyle maydanoz su. Duyuyorlar mı ki seslerini? Kuşların sesini duyuyorlar mı ki? Duyuyorlar ya. Kuşlarımız çıktı sevgili takipçilerimiz. Söyledim de yine söyleyeyim. Ne kuşu demeyin. Şuraya kuşlar yuva yapıyor her sene. Ondan sonra da yavrular büyüyor, uçup gidiyorlar. Sonra seneye tekrar. Seneye yine geliyorlar. Şöyle ilk olarak da soğanımı ekleyeceğim. Çiğden mi yapıyorsun? Evet, teyze. Ben pişireceğim zannediyorum. Yok, bulgur katmayacağım. İlk ablamın tarifini yapacağım. Onunkini seviyorum ben. Şöyle azıcık. Ana, ben bunu şeyde çıkardıydım. Sarımsak diye bir aldım. Yine sarımsak. Bu değil diye onu koydum. Bu da şey çıktı ana. Dolma içerisi çıktı o da. İlaçı. Şöyle bir tanesini de doğramamış. Soğanımı da bolca soğan katıyor. Sarımsak. He. Şeyden de alacağım. Şöyle yine göz kararı. Çok mu oldu? İyi. Dört baş diş gibi. Çek abi şimdi bunu geri koy yine. Gözüme gitti yine. Gitmesin dedim yine. Şöyle salçamı da ekliyorum arkadaşlar. Göz kararı. Bu biber salçası. Biberle domates karışık mı ki? Bilmiyorum ki. Ben de bilemiyorum ana. Koku abi. Ben bilemiyorum. Sen biliyor musun? Abi bak bari. İyi bari. Kuzey var teyze. Domates, domates de var, biber de var. İkisi bak, mi? İki de diyor mu? İkisi de karışık herhalde. Arkadaşlar bu arada benim yaprağım salamur yaprağı değil. Karıştırdın mı? Yok, karıştırmadım. Karıştırdın mı? Elimle yoğuracağım. Atın mı içine? At. Şey ne diyecektim? Ha, salamur yaprağı değil, o yüzden tuzlu değil. Tuzunu şöyle biraz belirgin yapacağım. Biberimle domatesimin de duruyor. Olan tuzu bastın elmas diyorsunuz. Vallahi ben biliyorum elimin lezzetini. Benim tuzum tatlandırmıyor sevgili takipçilerimiz. Ayarlamasın artık kendini. Şöyle isot mu bu hava? Nar ekşisi gibi oluyor ya şey. İsot. İsot. Ekşi mi? Ekşi. İsot değil o zaman. Neyi? Benim de gelmesi şimdi aklıma şey. İsot kızı. Sumak, sumak. Sumak. O ayrı sumak. Ama o sumana katılır. Acı mı diyorum, eşki mi diyorum, keşi diyorum. Şeye katılır ya ondan değil sevgili takipçilerimiz. Sumana falan. Çiğ köfteye katılandan. Birazcık, İsot o zaman. Evet. İsot diyorum ya. Birazcık kimyon. Ondan sonra şöyle acı olmayan toz biberimden. Acı karabiber. Biz acıyı seviyoruz. Dolmacık acı olsun. Yufkamızda su vardı. Kardeşim dülleri geldi. Poşete koydum daha iyi alırsın. Şöyle azıcık da pul biber. Sonra göz kararı yağ. Nasıl olmaz? Nasıl yağ? Annenin dürüvünü nasıl seviyorum yağ değil. Herkes sever. Bu arada ne oldu? Haşlanıyordu. Suyu taştı. Kaldı. Gözüm de, gözüm attı. Şöyle, bu buna dar mı gelir ki? Anca. Nasıl yoğuracağım bunu da anca da? Ciğer. Onun gibi yürüyor mu? Ciğeri. Geçin şu mavi katla yapsaydım. Evet. Şu mavi eşiğini katla. Getir de onu da katalım, yoğurup onu sonra buna katalım gibi abi. Ortancasını vereyim mi? O da mı aynı? En büyüğünü ver, en büyüğünü. İnce de en büyüğü önce olur.
battalım cesattan haşlanmış gibi ne olup nasıl sinir oldu be. Baksana da abi bir daha koyarsın. Oldu bence çünkü o akşamdan belli zaten ıslandı şişti de. Bunlar onun için mi? Bu durutmuyor acayip kötü. Teyze. Teyze. Bunlar onun için mi karıştırıyor teyze? He getirmiş bak unuttuydum. Görüyor mu? Kafa yok kız. Ben buradayım ya ilk kim oldum işte. Buradan bir şey aç. Aç bir şeysi var orada açın. Aç aç. Kolay açılıyor. İşte şuradan böyle al. Sonra da domates sosumuz da dökecek. Domatesini alacaksın mı? Gücüm alalım. Dök onu da. Bir tane de domates çıktı. Bak hele götür. Kaşmış içine. Tamam. Çakmayı mı suyu? Yok yok. Bakalım ısla. Bir yöre yakından kesin muhtar da var. Kamerayı evet. Bir kavanozda sos döktük, domates sosu. Şöyle göstereyim, bence tam güzel oldu. İkinci sos, domates sosu fazla gelir buna. Aynen. Çok da güzel oldu. Tadına bir bakalım arkadaşlar, ondan sonra sararken görüşürüz soframızda. Sevgili takipçilerimiz, şöyle. Şuraya oturalım, hepsi altına. Ben iyiyim. Ben ona hiçbir şey getirmiyorum. Altıma battaniye al. Ben adım isim. Kırık bana... getirir mi kırık? Yok. Bana bir şey getirmiyorum. Benim de varmış arkadaşlar. O da Konya'ya gidiyormuş. Bence hastalanmış. Onda ince ne iş koruyorsun? O da yaprak sarıyor. Bu kardeşim. Altıma al. Ne zaman bu yemek? Yarın ne zamanım diyor. Ben de yetiştirebilirsek incinim diyorum. Niye geç kaldınız ya diyor. Ben de bizim karnımız tok diyor. Ben şunun altına biber koyacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ortaya yaprak koyarız. Allah'ın atmayacağız. Öyle yapacağım. Şöyle. Hava dedi ya teyze dolma şiit olmayı sen doldur. Aynen. Ben de şiit yaptım diye onun çoğuna onu veriyorum. Kendim de bunu alıyorum. Allah kolaylık versin. Şöyle fazla doldurmayacağım canlar. Bunlar kışlık dolmalık olduğu için nasıl yaşlanmış? Şey değil mi yaprakta? Kadına da baktım acık hava tuzlu gibi teyze ediyor. Yok dedim onu hiç şey alır. Şunu biber yeşilse alır yaprağı. Çünkü yaprağın hiç tuzu yok. Arkadaşlar domates kurusunu biz hiç görmedik diyen takipçilerimiz de var. Biz böyle buz atıp onu güneşte kuru diyor. Şöyle yaprak içi harcı kor gibi koyuyor bakın. Zaten o kendi yumuşuyor ya bak. Ben de havaya gösterim. Beni nasıl saracağım diye düşünüyordum vallahi. İşte sarım bak hiç açılmaz o. İlmi bildin mi? Ben de demircime gelince öğrendim. Gülpınar'da bilmezdim. Demircim diyor arkadaşlar. Kulpler diyor, farkındaysanız artık. Hey canım, bura benim köyüm gayrı. Köyüm, güzel köyüm. Yani buzdolap şey... oldu ya, geri kalanına bakma. Ne oldu? Buzdolap yapıldı ya, geri kalanına bakma diyor. Mutfakta nefret ediyordu. Görmeyeceğim istemiyordu vallahi. Mutfağa. Suyu çıkıyor ışıkta. Yapacak bir şey yok onun. Ne çıkıyor? Domatesimiz suyu. Ha olsun. Çok sıkı sarma abişim. Ne mi? Sıkmıyor mu peki aslında? Çok da olmuyor. Sıkmıyor da. Kararınca. Annem bir arada konuşamadık. Efe'yi sallıyordu. Bahçemizde. Ne mi? Nasıl gülüyor he? Efe'nin keyfi yedi de maşallah. Aman olsun. Çocuklar mutlu olsun. Ağrı yeri olmasın. Onlar hastalanmasın. Onlar hastalanmadan yeni hastalan daha iyi zaten. Vallahi. Yesa. Patlıcan kurusu da yiyor bunun için arkadaşlar da. Ben kurutmadım. Geçen sene karardı. Sıdalandım.
Kurutmadı. Ben geçen sene kuruluklar bir sıra oldu. Kilere koydum. Kilerim de hava almadığından kelebeklendi bu sene. Buzdolabında sakladım. Allah'a şükürler olsun hiçbir şey yok. Kuru canağı çıtır çıtır. Nasıl dışarıda fırtına var da korkuttukları kadar değil yine de. İlerleyebilir. Ben bilmiyorum. İşlerim ilerleyebilir. Biz ilaca giderken de pek kötü felaket gibi esiyordu da. Ya alıştık. Domatesin ekşisi çok güzel oluyor. Maya hoş oluyor. Ben çok seviyorum. Serkan bunu hiç yemekten saymaz. Aslında ne kadar zor. Haşlaması, iç harcı, zahmetli. Bir dakika da yiyebilir miyim? Sarması. Benim zoruma gitmez. Ben pek mutlu olurum. Yaptığım şeyler bittiği zaman sevinirim. Ben de mutlu olurum da hemen hani bizim uğraştığımız kadar da. Yarın da yemeğimiz hazır olur. Ben yarın işte kaldım herhalde. Niye? İçimde bir gülme. Neden ama? Bilmiyorum işte. Dayım gelmiyor mu diyor. Sen beni niye gelmiyorsun diyor. Ben de geliyorum ya diyorum. Orada gel, burada gel. Ne diyor, gidiyorum. Herre git. Kafamız uyumlu olduğunda ne bileyim ben. İyi oluyor sohbet muhabbet. Kanka. Aynen öyle. Şiir kodum ya üstüne yaprak. He. Soğutmamışım. Şiir. Domatesimi. Haşlamasını. Sen şu domatesi bir yiysen abi iş. Bir şey yiyeyim mi? İnceyim bir tek bir. Öyle yiyeyim mi? Haşladım ya. Al. Nasıl böyle maya hoş olur. Kokulu. Sevmediysen yemek zorunda değilsin. Tutacağım. Niye sevmem ilk defa yiyorum. Ben yemek ayrı tutmam da patlıcanları pek hoşlanmıyorum. Hele alın mı dedim seslenmedim. Yok sulusundan hoşlanmıyorum. Böyle közü falan severim de. Kazadan alın mı hava şeyin içine katalım mı dedim. Evdeyler bir yapalım teyzeye dedi. Meyve olarak da hiçbir şey almadık canlar. Var neye alacağım? Onları bir yiyelim. Ağzımız kapalıydı. İç harcı da çok olmuş yine her zaman gibi. Elmas pazarımızın gözü hiç azat öleşmez. Pazarımızın gözü. Ben pirincin en hiç yapmıyor. Ben de yapmıyordum. Bununla yapardım anamın tarifinde. Ben de işte yapıyorum. İlkay bacımdan öğrendim. Ben seviyorum bunu. Bunu da seviyorum. Güzel olmuş. Değişik bir lezzetli. Aynen. Başkalarının yaptığı işe benzemiyor şu. Yani. Baklarına baktım. Ben yapmam pirincini. Yapanlarınki değilim. Ama güzel olmuş. Şimdi de daha hoş olmuş. Şimdi maya hoşu nasıl söyledi? Şunları da attın mı abi şarap? Abi teyze. Ben benim önüm boşalır. Bu arada bizim karşı komşu şey sürüyor arkadaşlar. Geçen sene patates yeriydi. Bu sene ne ekecek bilmiyor. Değiştirilmeyecek bu sene. Ekiyordu belki de şu an. Çünkü bir aktarma yaptı 2 gün önce. Şu an motor sesi geliyor. Ne ekiyor bilmiyorum. Yonca mı ekiyor? Yine patates mi ekiyorlar? Şimdi kabak senesi. Bu sene kabak senesiymiş.
kapıydı ya, doldurması kolay oluyorum. Düdüklümü hemen doldurdum ben. Şimdi işe geçecek. Ha, hiç düşünsün. Üstüne de dolma şeyimi koyacağım. Yeni taş aldıydım ya, dolma taşı. He, diyorum ya, o gün düdüklüğü abi. Çiğder mi ki? Çatlar mı ki? Çatlasa da falan mı? Düdüklüğün içine koyacağım mı o tencere şeysi? He. Bilmiyorum. Belki çatlar. Ben yine de riske atmayayım onu. Yaprağı hani sarıyorsun da diyor. Onun üstüne koymalık şey aldım diyor. Biliyor musun? Adam diyemedi. Adım da diyemedi. Dolma taşı dedi ya. Dedi mi? Ben de dedim dolma taşsız bir şey mi kaldı? Evlerinde duruyorum diye diyeyim. Bunlar dolma taşı ne varmış abi diyor. Ben bugün Nevşehir'e gidiyordum. Böyle günlerde Perşembe, Cuma sandım. Akşam konuşuyorlar bana. Yarın diyor Nevşehir'e gidecek. Sen diyor gitseydin diyor Kemal dayı. Biz de diyor yarın gelirdik diyor. Orada dururdum diyor bana inadına. Yengem diyor ki sen böyle dediydin bize diyor. Ben de böyle gideceydim dedim. Ben bazen günleri karıştırıyorum arkadaşlar. Sizde de oluyor mu bilmiyorum öyle şeyi, unutkanlık. Biz yaprağımızı bu şekilde saralım. Biraz sonra da bitmiş halini yine sizlere gösteririm. Canlı vlogun devamında görüşürüz. Arkadaşlar şöyle bakın. Domates kurusu, biber kurusu ve yaprak sarması. İç ağacımız da bu şekilde. Neredeyse bitti domatesim de. Şimdi yaprağa geçecek. Birazdan suyunu katarken birazcık su katacağım. Birazcık da yağ dökeceğim. Düdüklümün ağzını kapatıp pişmeye alacağım inşallah. Arkadaşlar yaprağımızı sardık, bitti. Şöyle göstereyim. Hani şimdi ellerimize sardık. Az gibi gözüküyor da 5 kat 6 kat falan oldu herhalde. 6 domates şeylerle oldu. Beraber. Üstü de biber oldu. Onun üstü de yaprak oldu. İyi oldu. İç ağacım da şu kaldı. Bunda esra bitmeyeceğim. Bu arada yaprağın şeylerini de göster. Hiçbir şey kalmadı. Kalmadı. Bunu da dolma dolduracağım sonra. Saklama kabına alıp. Birazcık daha pirinç katabilirim ilerleyen zamanlarda. Biraz canımız dolma isteyince. Şimdi buna birazcık üstünü basacak şekilde su, azıcık da sıvı yağ gezdireceğim. Zeytinyağı gezdireceğim. Kızcem sevmiyormuş, o yüzden yapmayacağım canlar. Bu arada soğan burnum akıttı. Burnum tıkalı gibi konuşuyorum şu an. Biraz. Vlogumun devamında inşallah dürüm dürünürken görüşürük. Sevgili takipçilerim, almış olduğum elmamı yedim. Ondan sonra babamla konuştum. Baba dedim, annem ne pişirdi dedim. O da ahırdayım ben dedim. O zaman dedim, evdeysen size gelecek havayla dedim. Evdeyiz dedi. Şöyle dolmayı penceremize alıp anam bile gidelim diyorum ben. Ne dersin, onu gidelim mi? Domates sosları bu sene domates yapmayayım diyorum. Bu sosları yiyeyim diyor. Ağzı açılmayı bozulmuyor zaten. İyiden az kokulacağım az. Kullandım. Bulaşık makinesini de çalıştıracağım arkadaşlar. Gündüz Arzu'yu davet ettim ya kahvaltıya. Onları iyileştirdim. Şimdi de akşam çiğsini koyayım diye daha boşuldu. Kıyamadım. Bu arada şu yağlarımı da biraz sonra saklama kabına alıp diyor. Ben ondan ne yaptım? Birine patates kızarttım. Ötekine de pişi pişirdim. Thank you.
nohutu kaç santim herhalde? Ona tam bakamadım. Bir dakika göstereceğim sizlere. Yaprağımız pişiyor. Arkadaşlar bir de size bir şey soracağım. Elma tat çok ne çok zor soruyor demeyin. Yani bilmeme gayet değil, öğrenmeme gayet. Şimdi ben bu düdük diye yaprak doldurdum ya. Bir tane de dolma taşı aldıydım. Onu da şöyle göstereyim. Hiç kullanmadım. Geçen gün gösterdiğim geçti. Şöyle dolma taşı aldım arkadaşlar. Bunu düdüklünün içine koysam pişerken acaba çatlar mı ya da bir şey olur mu düdüklünün? Çünkü çok hava doluyor ama tencereye biliyorum da düdüklüğe olur mu olmaz mı bilmiyorum. Sizlere bir sorun danışın. Orada çok bilgili ablalarımız var. Özellikle mutfak konusunda başarılı, bilgili. Onlara soruyor. Gerçekten bilenlere soruyor yani. Bilmeyip de tahmin yöntemler yapmasın çünkü ben onu düdüklüğe koyduğum zaman yemeğimin içinde dağıldığını istemiyorum, hani dağılmasını. Düşünsenize bütün yemeklerimiz boşa gidiyor. Akşama kadar yaprak sardığına mı açım? Yine taştan dolduğuna mı açım? Herkes kurbana giriyor bizim mahallede. Kurbanımızı aldık, kurbanımızı bağladık diyorlar. Allah herkese alın gücü versin inşallah kurbanı. Herkese kesmeyi nasip etsin. Gerçekten kurbansızlık zor. Biz çok kesemediğimiz günler de oldu. Hani herkes sabahın köründe kurbanının eline bıçağını alıp da kurban kesmeye giderken sen de evimde bakan halkı zor oluyor yani. Allah inşallah herkese kesin gücü versin. Biz yine Hasan kardeşimle beraber kesebilir. Annem, babam, işte Hasan, ablalarımla gayet kim kesedim onları bilmiyorum. Daha bu konuyu konuşmadım. Hasan durup gelir bizim kurbanı. Biz gireriz arkadaşlar. Birkaç kuruluk düğünü vardı. O yüzden kurbana bakamadım. Bizim koyuncularımız da girdi. Biri herhalde evine kesildi. Öteki de eşi girmiş bu sarayışta. Karısı bize inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Tam da istediğim gibi olmuş. Acayip güzel pişmiş. Şöyle dürüstüm de yıkayım. Şöyle et poşetlerimi çıkardım. Bir de bardaklık koyacağım ama ben bardaklığı ölçmeyeceğim. Göz kararı. Bu da biraz soğuktu da öyle mi koyacağım? Şöyle soğuk suyla soğuklayacağım. Yani. Bu soğuyacağı yok bunu. İçinde şöyle mor nohutlar var. Onlar hiç sevmiyor. Nohut biberini de sevmiyor. Ne kadar çirkin görünüyorlar. Arkadaşlar, yeni poşet nohudum oldu. Şimdi bunları hazır dolaba atacağım.
Mesela nohut çorbası yaptığımda, pirinç pilavı yaptığımda ya o sütlü çorba falan yaptığımda içine ekleyeceğim. Hazır haşlanmış nohutlarım. Takipçilerim, tavuklarıma yem atacağım. Şöyle bulaşıklarımı da yıkadıktan sonra çöplerimi dışarı aldım. Bakın şurada da bir toprak kabarmış. Kesin yine mantar bu. Bu vallahi işi de yanında. Bugün ben bu sene gerçekten bereketliyim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana! Çürümüş. Ne zaman çıkmış da bu görmemişsin. Kurt yemiş. Şurada bir tane daha var bence. Bakın teki de burada. Şöyle iyi yerlerden çıksa da ana! Bu da çok olmuş. Çıkalı kurtlanmış arkadaşlar. Tüh. Şansım var da gözümün önündeni görmemişsin. İkisi de kurtlanmış. Tavuklara atın bari. Ne ördün küçük damatım? Gel. Gel oğlum. Hadi bir öt annem. Hadi bir yükselen miydi? Hadi. Yükselen miydi? Mantar nasıl yiyorlar bak. Gördün mü? Kapısı da örtülmüş. Bunları salsam iyi olur da. Şimdi bunlar tıkması mesele. Şöyle azıcık yeme attım. Bunlar da evimin şinlikleri. Bir tanesini köpek hırpalamış ama ölmedi Allah'a şükürler olsun. Beyazlardan. Yumurtasına bakalım. Şöyle flaşı yakalım. Onu da buraya getirdim ya. Yok anam bunlar yumurtayı kesti. 7-8 tane kuzladılar. Başka yok. Ha. Varmış burada. İyi bari. 3-4 tane alsak günlük yeter bize. Allah bereket versin. Hiç yoktan iyi. Küçük damat. Sen de mi dışarı çıktın? Paşa bu paşa. Aman ben sizinle uğraşamam arkadaşlar. Bunlar bir kot oldu. Vallahi niye öyle diyen elmas derseniz. Kocaman harman yeri gibi yeri koyuyorlar. Otlu yerleri. Benim şeye gidiyorlar. Arpa buğday ektiğim illere gidiyorlar. Kıskantılı tatlı illere. Yazık o da toparlıyor. Onda bir hal oldu. Yarın küçük gelinin yumurtlama günü. Bir gün geçiyor ertesi gün yumurtluyor. Bir gün geçiyor ertesi gün yumurtluyor. Bu arada maşallah bu sene kirazım da çiçeğe bakın teyzeleri. Çocuklarımın rızkı Allah'ım veriyor. Küçük damat niye ötmüyorsun? Niye ötmüyorsun oğlum? Öt bir. Nasıl gidişin varmış? Nasıl gidişimiş o? Bu. Arsız. Kaç. Kaç çiçeğimizi şey etme onu bir sulayım. Susamış. Ben bir su doldurum çiçeğimizi sulayım arkadaşlar. İşte ben su doldurmaya gittiydim. Küçük damat. Küçük gelin çığırıyor. Gel diyor burada yeşillik var diyor. Şöyle suluğumu doldurdum. Sevdalamdan getirdiğim çiçeklerimi sulayalım. Tutsun. Şunu çok sevdi tavuklar. İbikliyorlar onu. Yumurtalarımı da buraya koydum. Bu arada burada da biberlerim var. Onlar da şöyle suyu tutun. Şunun şişi iyi maşallah. Güzel. Şunda da var mı yok mu bilmiyorum. Yine de sulayım. Olursa da olmazsa da. Bugün daldaki çağlarlardan yedik havayla. Tadına baktık.
tek güzel. Ne oldu zeytinim? Ne oldu oğlum? Salsan da bir hoplasan. Sevgili takipçilerimiz, düdüklümüz, zamanımız bitti bizim. İnşallah pişmiştir. Bu da riskli ama yapacak bir şey yok. Şunu içine dökeceğim. Döndüreceğim değil mi? Hiç mi döndüreceğim? Evet, çünkü niye bilseniz altında biberi, domatesi, üstünde yaprağı kaldı. Babam da diyor ki ben sevmem diye. Şimdi gördük sevip yaprak sevmediğini. Yaprak sevilmez mi ana? Sonra diyor ki ben de yaprağını yiyeyim dedir. Dolmasını yiyemem diye. Suluysa azıcık daha koyacağım. Oh yaptı hanım. Nasıl yanacak ya? Yananı görür Allah. Pişmiş bence bu. Hava suyu hiç kalmış mı? Geliyor da bilmiyorum teyze. Onu da korsak yanar. Bismillah döküyorum. Anlatmaya gerek yok. Vallahi görüyorsunuz. Böyle olacak zaten. Bundan sulusu da susuzu da yanar zaten. Bak başlamışmış tutmaya. Tuttum da iyi olur ama. Annem nasıl yakar bir katını? Bunu tutturdun mu? Bu kalkmaz. Bu yok. Dolma. Bunu dolma. Evet bunu demiyorum. Yaprağı annem. Bak başlayacakmışmış yanmaya. Bir katını yakar ya. Evet. Teyzemin te ağzı sulandı. Yukumuşlarını duyuyor şu an. İstemem ya. Vallahi öyle oldu. Vallahi aşırıyor musun be? Gelin yiyelim canlar. Şöyle afiyet olsun. Tam da istediğim gibi oldu. Şimdi ne yapacak elmas bacınız? Hakkınızı helal edin. Vallahi ben biliyorum ne yapacağımı. Benim bu yaprağı hep uzatmam lazım şimdi bu videoya kapattıktan sonra. Şöyle yufkamızı alalım. Hadi şimdi bu dilleri geldi yufkamızın. Eşkili domates koyacağım. Canım çok istiyordu onu. Domatesleri görüyor musun hava? Görüyorum teyze çok güzel olmuş vallahi. Bu da biber. Bak. Tadını zaten hiç biliyorum. Açılmaz bak domates. Daha o şey domatesi biliyor musun? Bahçe mi? He benim bahçe de büyük olsa iyice şöyle iyice büyükler bak öyle sarılır. Yaprak çok güzel gözüküyor. Şunlar da benim tonluklar. Dediğim buydu. Seni göstermeyeyim de iyi bastır şöyle. Göster. Gösterim mi? Nasıl olmuş? Acayip olmuş. Vallahi. Daha olmuş. Ben de tamam. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Yarın görüşmek dileğiyle. Bay bay canlar.